Zira Mevlana, Şems'e sadece cemal tecellisini görmüş, bu ayrılışıyla ona celal tecellisini de göstermiş, bunu Mevlana'nın kendisini tam anlamıyla müşahede etmesi için yapmıştır. Mevlana tamamıyla lütuftur. Şemsettin'de ise hem lütuf hem kahır sıfatı vardır. Sözü de bunu teyit etmektedir. Üçüncü aşama, Şems'in son gayb gaybubetinden sonraki Mevlana'nın beka ya da huzur, sahu fark haline ulaştığı dönemdir. Bu aşamada Şems kendisine sorulduğunda Şems-i Tebrizi sadece bahanedir, vesiledir. Güzel ve latif olan onun sırrının, mutlak vahdet sırrının tecellisi olduğumuz biziz şeklinde cevap verir. Mesnevi'nin bu halin eseri olarak vücut bulduğu söylenebilir. Nitekim divana nazaran Mesnevi'de Şems'e doğrudan atıyla süluk, marifetün nefs, kişi, insanın bilinmesi ve marifetullah Allah'ın bilinmesi olması bununla irtibatlıdır. Diğer bir ifadeyle divanda divanda Şems'in sırrı bir ilahi aşk ve vecd halinin eseri olarak doğrudan ifade edilirken Mesnevi'de beka ve fark halinin sonuçları açısından tefrik edilerek dile getirilir. Dolayısıyla hakikat ve sır bir hale ve esere göre anlatılış biçimleri muhteliftir. Ancak şunun daima göz önünde bulundurması gerekir ki, tasavvufta okuduğumuz kadarıyla fena halini beka hali takip ettiği gibi, beka halini de fena hali takip etmektedir. Ee, ancak e, hüküm galibe göredir. Anmari Şimel'e göre, Şem sonrasında Mevlana Nutku iki dönem geçirmiştir. Selahaddin İzerkubi ve sonrasında Hüsamettin Çelebi ile geçirdiği dönemler. Gölpınarlı, Mevlana'nın gökten geldi yine göğe gitti diyerek bazı şiirlerini yırtıp atmasını Şems öncesi, öncesi e, devre hamleder. Bazı şiirleri tabii ki. Mevlana'nın ilk halife Zerkubi ile geçirdiği Şems sonrası ikinci dönemdeki şiirleri ile Şems de geçirdiği ilk dönem şiirleri arasında fark vardır. Şems sırrının Zerkubi mazharından tecelli ettiği ikinci dönemdeki şiirler Mevlana'nın beka halinin bir neticesidir. Şems'in gaybubeti sonrası söylenen bu şiirlerde bir dinginlik ve sükûta davet eden ibareler görünmektedir. Hamuş Mahlası özellikle bu döneme aittir. Daha sonraki dönemlerde de kullanılmıştır. Nitekim Mevlana'ya Arif kimdir denildiğinde Arif, sen sustuğun halde senin sırrından bahseden kimsedir. Bu da Şeyh Selahaddin'dir demesi bununla irtibatlıdır. Üçüncü dönem ise Mevlana'nın ikinci halifesi ve Mesnevi'nin kendisine hediye edildiği 10 yıl postnişinlik yapmış olan Hüsamettin Çelebi ile geçirdiği dönemdir. Bu dönemde Mevlana kamil bir mürşit olarak beka ender beka ya da tam huzur mertebesindedir. Yani Hakk'ın isim ve fiilleriyle var olma, tüm ilahi hakikatleri eşyada tecellisi açısından idrak etme ve bu idraki pek çok hikaye ve metaforlar kullanarak ifade etme hali. Bu ifadelendirme ise Hüsamettin Çelebi mazarı üzerindendir. Nitekim Mesneviye, Hüsam-i Name adı verildiği herkesin malumudur. Rusuhi de merhum, Mesnevi'nin ön sözündeki Hüsamettin'in öyle bir soyu vardır ki, Şems, Güneş, kaftanını onun üzerine atmıştır cümlesindeki Şems tabirini Şems-i Tebrizi ile şerh etmektedir. Buna göre Hüsamettin, maneviyatta Şems tarafından irşad edilmiştir. Nitekim Şems Tebrizi, Mevlana'dan aldığım feyiz bana ve üç kişiye yani Zerkubi, Hüsamettin Çelebi ve Sultan Veled'e yeter diyerek Hüsamettin Çelebi'nin mürebbisi olduğunu açıklar. Sultan Veled, babasının Şems-i Tebrizi'yi güneşe, Zerkubi'yi aya, Hüsamettin Çelebi'yi yıldıza benzettiğini kaydeder. Mevlana ise Hakk'ın mutlak vahdet nurunu önce güneş ma ma mazharından, şemsin gaybubetinden sonra güneşin nurunu yansıtan, Zerkubi'deki ay mazharından, Zerkubi'nin vefatından sonra ise güneşin nurunu dolaylı, anın ayın nurunu doğrudan yansıtan, Hüsamettin'deki yıldız mazharından bir cümle alan alem mesafesinde kabul edilebilir. İnsan-ı Kamil'i sembolize eden alemin asıl ışık kaynağı ise şems yani güneş, yani hakikatler hakikatidir. Yani her halükarda Mevlana'yı aydınlatan şemstir. Sadece farklı mazharlardan. Bilindiği üzere Mesnevi Hicri 657 ya da 659 yılında yazılmaya başlanmıştır. Şems'in Konya'ya gelişi 642, Gaybubeti 645'tir. Mevlana ile Konya'da sohbeti 3 yaklaşık 3 yıldır. Zerkubi'nin vefatı 657 yani Mesnevi'nin daha yazılmaya başlanmadığı dönemlerdir. Hüsamettin Çelebi ise bu esnada 35-36 yaşlarında bir genç, Mevlana ise 53 yaşındadır. Dolayısıyla Mesnevi'nin Şems'in gaybubetinden yaklaşık 12 yıl sonra yazılmaya başlandığı söylenebilir. Peki bu uzun yıllardan sonra beka ender beka yani farkında olduğunun da farkına varma mertebesinde bir mürşidi kamil, bir arifi kamil olarak Mevlana Mesnevi Mesnevi'de Şems Tebrizi nasıl tasavvur edip Hüsamettin'e dile getirmiş ve şarihler bu tasavvuru nasıl izah etmişlerdir? Şunu ileri sürebiliriz ki Mesnevi beyitleri ile Şems arasında en fazla irtibat kuran şarihler görebildiğimiz kadarıyla İsmail Hakkı Bursevi, Gölpınarlı ve Ahmet amli Konuk Hazretleri'dir. Bu irtibat diğer şarihlerin de şerhleri dikkate alınırsa daha çok Mesnevi'nin ilk cildinde Şemsin Mevlana tarafından doğrudan zikredilmesi sebebiyledir. Diğer cilt şerhlerinde Şems'e doğrudan işaret nadirdir. Ancak dilberlerin sırrı başkalarının sözü içinde söylenmesi daha hoştur beytinin şerhinde Ahmet Avni konuğun vurguladığı üzere Mesnevi'de sadece padişah cariye, tacir papağan, baykuşlar arasına düşen doğan kıssalarında değil ki bu kıssalarda padişah, Mevlana, tabibi ilahi Şems, tacir Mevlana, kaybolan papağan Şems, doğan kuşu Şems, doğanın aralarına düştüğü baykuşlar gaybubete sebep olan hasetçilerdir. Belki tüm hikayelerin zımnında Şems vakasına işaret vardır.'' Bu işaretler şarihler tarafından nadiren izah edilmiş, okuyucunun keşfine havale edilmiştir. Mesnevi'de geçen şem sembolü, e, Amni Konu'nun aktardığına göre Hint şarihlerinden İmdadullah'ın söylediği üzere çeşitli anlamlara gelir. Şems'ten murat, hakikatül hakayık ya da hakikati Muhammediye'dir. Onun zımnında Şems-i Tebrizi'ye nazar vardır.'' Mevlana'nın kaidesine göre şems lafzı kinayeli bir şekilde bazen hakikati Muhammediye, bazen Hazreti Peygamber, bazen aşk, bazen maşuk, bazen de başka bir şeye delalet eder. Bunların birbirinden temyizi ise ancak zevkan olur. Şarihleri de nazarı itibara alırsak, Mesnevi'de Şems-i Tebrizi iki açıdan tasvir edilmiştir. Şems'in sırrı ve Şems'in gaybubeti. Şari, şems'in sırrı. Şarihler içinde yalnızca Sarı Abdullah Efendi ilk 18 beyitte Şems'in anlatıldığını savunur. Sarı Abdullah'a göre ney ile kastedilen Şems'in sözleridir. Mevlana'nın kalbine pan zehir yani tiryak olarak tesir edip onu inciye dönüştürmüştür. Zamanın Konya'sı olan Neyistan'daki zehirli akrep ve yılanlar ise Şems'in muhalifleridir. Şems'in sözleri muhaliflere zehir olarak tesir etmiştir. Hem lütuf hem kahır. Bu zehrin tesiriyle yılan ve akrep tabiatlı kimselerin zehirleri açığa çıkmış ve şemsin şehadetine sebep olmuştur. Neyzen ise şemsin şeyhi, zamanın kutbu Hacı Ali'dir. Neyzenin nefesiyle şems Mevlana'ya rehber olur. Şem'i Abdülmecid Sivasi ve Bursevi ise günler geçtiyse geçip gitsin, korkumuz yok, Ey temizlikte naziri olmayan hemen sen kal beytinde Mevlana'nın şemse hitaben alemde hiçbir mürşit kalmasa bile sen bütün alemi irşad edecek büyüklük ve azamete sahipsin dediğini söyleyerek şemsin manevi yüceliği vurgulanmıştır. Şarihlere göre Mesnevi'de güneşin delili güneş geldi eğer sana delil lazım ise ondan yüz çevirme ile başlayıp fitne kavga ve kan dökücülük isteme, bundan ziyade Şems-i Tebrizi'den bahsetme, bunun nihayeti yoktur. Başa dön ve hikaye tamamlayıyla sonlanan 116. ila 143. bir arasındaki beyitlerde Şems'in sırrından ve gaybubetinden dem vurulur. Rusuhi'de de Hüsamettin Çelebi'nin ''Perdeyi kaldır ve çıplak söyle, zira ben gömlekli dilberle yatmam isteğine karşılık Mevlana'nın eğer o sır zahirde uyryan olursa ne sen kalırsın ne kenarın ne ortan kalır cevabındaki ifşa edilmemesi gereken Şemsin sırrının mutlak vahdet ya da vahdeti vücut sırrı olduğunu söyler. Şem'i'ye göre bu sır kemale ermiş kimselerin sırrıdır ki buhte olmayanlar bu sırrı idrak edemediklerinden açıkça değil örtülü bir şekilde söylenmesi gerekir bu sırrın.